Nege'den mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün yine yarım saat sürecek canlı yayınımızla ekranlarınızdayız. Çok farklı bir konu var bugün. Stüdyomuzda işleyeceğiz. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Değerli bir hocamız stüdyomuzda. Az sonra ayrıntılara girdiğimizde neden bir aradayız siz de anlayacaksınız. Sayın Yardımcı Doçent Doktor İlter Denizoğlu hocamız, kulak burun boğaz uzmanı hocamız bugün stüdyo konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün neden bir aradayız? Az sonra izleyicilerimizle paylaşacağız. Çok ilginç bir teknikten bahsedeceğiz. Tabii ki ilerleyen dakikalarda yine öğreneceğiz ki ben birazcık kısaca değineyim. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi ile yollarınızın kesiştiği bir nokta var. Son zamanlarda çok hızlı çalışmalarla artık son aşamaya getirdiğiniz bir çalışma var. Ve Ege Üniversitesi ile sizin kurduğunuz şirket arasında patent lisanslama sözleşmesi imzalanmak üzere ve bunun herhalde ilk haberini de buradan programımızdan vermiş olacağız. Öncelikle isterseniz kulak burun boğaz uzmanısınız. Evet. Ve biraz sonra öğreneceğiz ki müzikle de çok iç içesiniz. Hatta program öncesindeki sohbetlerimizde ben çok şaşırdım. Gerçi genelde doktorların sanat dallarıyla çok ilişkili olduklarını biliyoruz. Mutlaka bir sanatın bir dalıyla ilgileniyorlar. Resim olabiliyor, müzik olabiliyor. Siz de kulak burun boğaz uzmanlığıyla paralel zannediyorum müzikle çok yakın bir ilişki içerisindesiniz. Müzikle bu bağınız nereden geliyor diye başlayalım isterseniz. Aslında yani doğuştan desem çok fazla abartmam çünkü çocukluktan beri ben hani müzikle hep birlikte büyüdüm. Müziğe karşı hep ilgim vardı. İşte küçükken ünlü sanatçıların seslerini taklit ederdim. Sonra işte ilkokulda o ilgi tabii devam etti. İşte sınıfın mandolinlerini ben akord ederdim. İlkokuldayken öğretmenimiz ikiye ayırırdı sınıfı. Yarısına ben gösterirdim şarkıyı. Öbür yarısına o gösterirdi. Tabii üniversiteden sonra enstrümanlar biraz daha değişti. Ud, ney, piyano, keman dersleri aldım. Önce Türk sanat müziği, usul ve makam dersleri aldım. Onlarla biraz ilgilendim. Ondan sonra da sese yönelince profesyonel anlamda 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı'nda 2 sene kadar şan derslerine katıldım. Selmin Günöz'le çalıştık, hoca Selmin Günöz'le. Ve bir büyük resim ortaya çıkmaya başladı. Evet. Bu büyük resmin içinde hem tıbbi anlamda insan sesinin yapısal, fonksiyonel özellikleri var. Hem temel bilim anlamında fizik, biraz matematik, biraz değil bayağı matematik sel özellikleri var. Evet. Ki bu yolda biyofizik doktorası hala devam ediyor. Son dönemlerine geldim. Ve tabii ki pedagojik anlamda vokoloji biliminin doğuşu olan şan pedagojisi ile ilgi var. Bu üç temel alan birleştiği zaman işte o zaman insan sesinin büyük resmi ortaya çıkmaya başladı. Hocam hakikaten çok yönlüsünüz. Ben siz anlattıkça böyle şaşırmaya devam ediyorum. Vokoloji dediniz sözünüzün arasında. Vokoloji nedir? Vokoloji insan ses bilimi. Geçmişi çok fazla geriye gitmiyor. İlk zikredildiği, vokoloji kelimesinin zikredildiği yıl 1992. Amerikalı bir temel bilimci Ingotitze tarafından zikrediliyor. Ama vokolojinin geçmişi 1900'lerin başına, 1800'lerin sonuna Manuel Garcia isimli bir şan pedagoguna dayanıyor. Bir şan pedagogu ama ses tellerini bizim şu anda muayenede kullandığımız ayna ile, ayna yardımıyla görüyor ve şarkı söylerken nasıl çalıştıklarını değerlendiriyor. Ve ondan sonra tabii kartopu yuvarlanmaya başlıyor. Evet. Hem
tıbbi alanda vokoloji ile ilgili çalışmalar var. Elbette kulak burun boğaz disiplini içinde. Evet. Hem pedagojik anlamda artık şancılar, şan hocaları, şan öğrencileri enstrümanlarına karşı son derece ilgililer ve bunun bilimsel olarak nasıl çalıştığı konusunda meraklılar. Ve de tabii temel bilim anlamında da laboratuvar çalışmalar çok yönlü, çok disiplinli gidiyor. Ses tellerinin anatomisi, ses teli dediğimiz şey iki tane dudağımıza benzer iki tane yapı. Fakat nasıl çalıştıkları konusunda şöyle söyleyeyim. İlk başta anatomisini okuyorsunuz ses tellerinin. Her şeyi öğreniyorsunuz. Sonra okumaya devam ettiğinizde az bildiğinizi anlıyorsunuz. Sonra okumaya devam ettiğinizde aslında ses telleriyle ilgili, anatomisiyle ilgili hiçbir şey bilmediğinizi anlıyorsunuz. Ben işte 6 yıl tıp fakültesinde anatomiyle, fizyolojiyle mutlaka, bir arada tabii. olduk. Ha. Ondan sonra 4 yıl asistanlık dönemi, yine yoğun anatomi çalışmaları. Tabii uzman olduktan sonra duramıyorsunuz, yine okumaya devam ediyorsunuz. Giderek o iki tane küçücük yapı hakkında bilgimin azaldığını hissediyorum. Çok, çok derin. Evet. 1992 aslında dediğimiz gibi çok yakın bir tarih. Evet. Ve bundan sonra çok da fazla zaman geçmeden 2003 yılında siz Alsancak Devlet Hastanesi'nde vokoloji birimini kuruyorsunuz. Evet, evet. Sanıyorum Türkiye'de ilk ve tek. Evet. Biraz oradan bahsedelim. Tabii Türkiye'de foniatri dediğimiz işte ses, dil, konuşma ve yutma bozukluklarının irdelendiği daha önceden merkezler var ki Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Foniatri Birimi bunlardan bir tanesi, ilklerden bir tanesi. Fakat özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet hastaneleri grubunda Türkiye'de ilk defa dediğiniz gibi bir vokoloji birimi, sadece sese ait bir laboratuvar Alsancak Devlet Hastanesi'nde kuruldu 2003 yılında. Bu kuruluş döneminde tabii ki İdari kadronun, Alsancak Devlet Hastanesi o dönem idari kadrosunun, özellikle başhekim Doktor Aslan Savaşan'ın bu konudaki destekleri doğrultusunda şöyle söyleyeyim, kurduğumuz ilk laboratuvardan sonra kendi meslektaşlarımız bile biraz şüpheyle yaklaştılar olaya. Yani acaba bu bir lüks mü? Bu biraz fazla bir çaba mı? Evet, bir devlet hastanesinde. Evet, bir devlet olması. Hastanesinde özellikle. Fakat yıllar geçtiğinde şu görüldü ki insanlar bir şeyin doğru ve gerektiği gibi yapıldığı neresi olursa olsun buluyorlar. Hatta sadece yurt içinden değil, yani o dönemde hastalarımız sadece İzmir'den veya Ege bölgesinden değil, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden, Muş, Bingöl, Trabzon, Mersin, İstanbul, Ankara muhtelif yerlerinden bizim kliniğimize başvurular oluyordu. Hatta şimdi ben çok uzun zamandır yurt dışında da çeşitli toplantılarda işte kurslar veriyorum, konuşmalar yapıyorum, davetli veya bildiri sunuyorum. Yurt dışından hastalar refere edilmeye başlandı bizim kliniğimize. Duyuldukça tabii ki o olmaya başlandı. Tabii orada bilimsel çalışmaları o imkanlarla çok hızlı bir şekilde sürdürdük. Çok güzel. Ve o yıllarda tabii ses terapi tekniği, ses terapisi insan ses bozukluklarının tedavisinde kullanılan temel tedavi yöntemi. Çeşitli ses terapi tekniklerini araştırdım ben ve kendime uygun olan bir tanesini bulmaya çalıştım ve bu tabii 4-5 sene kadar bir şey aldı, zaman aldı. Dünyanın muhtelif yerlerindeki kurslara katıldım. Türkiye'de yapılan tabii o dönemde çok kısıtlıydı. Kurslara katıldım ve en sonunda bir Avusturya'da yapılan bir kursta Finlandiyalı bir ses terapistinin suya ses üfleme olarak tanıttığı Laxvox kursuna katıldım. Türkiye'ye döndüm. Kendim üzerinde denemeler yaptım. Kendi filmlerimi çektim. Akustik, aerodinamik çalışmalar yaptım ve o tekniğin nasıl
çalıştığını, nasıl işe yaradığını, mekanizmalarını ortaya koydum. 2 yıl sonra Marketa Sihvo ile tekrar bir toplantıda karşılaştık. Fakat ben ona hazırlıklı gittim. Buyurun dedim, bir dosya sundum kendisine. Tekniğin mekanizmaları bu. Okudu. Ben de öğrendim, teşekkür ederim dedi. Ve dedi ki, bundan sonra ben tek başıma bunu yapmam doğru olmaz. Mutlaka bu teknikle ilgili kursları birlikte vermeliyiz dedi. Ve o günden sonra, yıl 2006, o günden sonra sayısız kurs verdik kendisiyle. Ve ben de tabii tekniğe kendimce katkılarda bulunmaya çalıştım. Hem şancılarda kullanımı, şarkı, profesyonel ses icracılarında kullanımı ile ilgili, hem de tekniğin daha tıbbi bir temel üzerinde yapılandırılması ile ilgili çalışmalar yaptım ve bunlarla ilgili yayınlarda bulundum. Tabii bir konuda ilerledikçe o konuyla ilgili ihtiyaçlar karşınıza çıkıyor. İlk olarak bu teknik bir pet şişenin içine silikon bir hortum yardımıyla ses üfleme, pipet gibi ses üfleme şeklindeydi. Fakat gerek işin standartizasyonu, yapılan egzersizlerin doğru bir şekilde iletilmesi, kolaylıkları, hastaların tedaviyi ciddiye almaları açısından bununla ilgili zorluklar yaşadım. Yani şimdi bu 15 yıllık bir süre içinde, evet, tabii bunu yurt dışında söylediğim zaman kimse inanmıyor ama Türkiye'de hani hasta sayısı, bir hekimin baktığı hasta sayısını biliyoruz. Binlerce değil, 10 binlerce hastaya bu yöntemi uyguladım. Ve çok iyi sonuçlar. Çünkü invaziv olmayan bir yöntem. Hastaya zarar vermeyen bir yöntem. Kesinlikle. Ve hiçbir şey yapmasanız bile hasta bunu kullanmaya başladığında anında etkisini hissediyor. Yani o anda siz bu tekniği uyguladığınızda dakikalar içinde sesinizdeki değişikliği hissediyorsunuz. Ama bu tabii geçici oluyor. Evet. O yüzden terapinin özelliği anlık bu. Devamlılık arz etmesi gerekiyor egzersizlerin ve uygulamaların. Ve netice itibariyle yeni bir cihaz ortaya çıktı. Evet. 15 yıllık bir süreçten bahsediyorsunuz. Siz, evet, kısaca özetlemeye çalıştınız. Bu mutlaka bizim programımızın süresini çok fazlasıyla aşacak bir yolculuk. Ama biz sizden ayrıntıları, ana hatlarıyla öğrenmeye devam ediyoruz. Bu aşamaya kadar bu tekniğin doğuşunu ve bu güne gelişini çok güzel anlattınız. Şimdi şöyle bir şey düşünülebilir. Ses açma tekniği diyoruz ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi genelde profesyonellerin sesini profesyonelce müzik, şan anlamında kullanan sanatçıların çok daha fazla kullanabileceği bir şey ama bunun dışında başka hastalıkların tedavisinde de, kulak burun boğaz alanını içine giren hastalıkların tedavisinde de ne şekilde yer alabilir sizce? Şimdi cihazın adı Doktor Vox. Evet. Doktor Vox. Latince'de Vox insan sesi'nin kök kelimesi. Tabii adı üstünde ses üzerine yapılan bir işlem. Ama Doktor Vox'un ikinci bir özelliği daha var. İsterseniz yerinde göstereyim. De görsün. Evet. Doktor Vox alt hazne ve üst parçadan oluşan, iki parçadan oluşan bir şey. Hı hı. Arada bir klips kilit var. Klips kilidi çıkarttığımızda bu parçayı dışarıya alıyoruz. İçine su koyuyoruz. Tabii bütün bunlar ayarlar, uygulamalar, hı hı, hekim tarafından hastaya sunulması, tarif, evet, edilmesi gerekiyor. O hastanın hastalığına göre. Ondan sonra bunu yerine yerleştiriyoruz. Güvenlik klipsini tekrar koyduktan sonra iki tane tüp çıkıyor, hı hı, cihazdan. Bir tanesi üfleme tüpü, bir tanesi nefes alma tüpü. Şimdi üfleme tüpüne biz hem nefes egzersizi için kullanabileceğimiz hem de ses egzersizi için kullanabileceğimiz egzersizler yapıyoruz. Mesela hu sesiyle hem ses yolumuzu uzatıp
Yani şöyle söyleyeyim, bir ses yolu, insanın ses yolu ses tellerinden başlar, dudağında sonlanır. Hı hı. Ama biz bu yolla ses yolunu bir o kadar daha uzatmış oluyoruz. Yani şeklinde ses yolu, evet, uzamış oluyor. Bu ses tellerine fiziksel anlamda ciddi avantajlar sağlıyor. Yani siz isteseniz de istemeseniz de ses telleri daha rahat, daha simetrik, daha verimli çalışmaya başlıyor. Hı hı. Bununla da kalmıyor. Bu tüpün sonunda bir su var. Suyun içine üflüyoruz. Bunun, evet, anlamı şu. Suyun anlamı nedir? Su bir basınç oluşturuyor. Şimdi hani dedim ya, konservatuvardaki şan derslerine katıldım. Şancılar yüzyıllardır hocadan öğrenciye geçen o çok kıymetli bilgi damlacıklarını kendi seslerinin mükemmelleşmesi için kullanırlar. Ama biz bu bilgi damlacıklarını tıbbi anlamda yorumlarsak eğer, o çok kıymetli doğruları hastalarımıza bir tedavi yöntemi olarak sunabiliriz. İşte şancıların kullandıkları mesela dudak trilleri, evet, yaptıkları sesi ısıtmak, açmak için veya elleriyle ağızlarını kapatarak bir basınç oluşturarak, geri basınç oluşturarak yaptıkları ve bunu doğal olarak keşfettikleri egzersizler artık tıbbi bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Suyun altına üflediğimizde su basıncından faydalanıyoruz. Ve bu fokurdama sırasında bu basınç sabit bir basınç olmadığı için ses sistemi bu sabit olmayan basınca karşı sürekli olarak kendisini hep iyi bir stabil, kararlı bir pozisyonda tutmak zorunda. Bu da ses sisteminin en doğru çalışacağı hali sunuyor sisteme. Bir anlamda baston gibi kullanıyoruz. Şimdi biraz önce söylediniz ya, başka bir şeyi var mı? Bunun çekme borusunu çevirdiğiniz zaman kendinize, şimdi ses tellerinin nemlenmesi çok önemli. Evet. Ses telinden daha az basınçla daha büyük bir ses çıkabilmesini sağlamanın en önemli yolu ses tellerinin hem nemli kalması. Tabii ki bunun en önemli birinci basamağı iyi su içmek. Ben hastalarıma her zaman mutlaka saat başı bir bardak suyu öneriyorum. Yani 1,5-2 litrenin altına düşmemelerini öneriyorum. Bunu yaparken de akşama kadar su içmeyip akşam 1,5 litreyi bir anda birden tüketmek uygun değil. Bunu bütün güne dağıtmalarını öneriyorum. Özellikle profesyonel ses kullanıcılarına bunu çok öneriyorum. Birçok açıdan bunu tavsiye ediyorlar ya, hep sağlık açısından bu yönünü hiç bilmiyordum. Kesinlikle. Tabii su içtiğiniz zaman ses telleriniz nemlenmiyor. Yani su ses teline değmeden, ses telini dolayısıyla nemlendirmeden doğrudan mideye gidiyor. Evet. Boğazınız biraz nemleniyor ama tükürük zaten o işi yapıyor. Nemlenme yaklaşık bir 15 dakika sonra gerçekleşiyor. Yani su emiliyor. Daha sulu bir kan ses tükürük bezlerine gidiyor. Tükürük bezleri daha sulu bir tükürük salgılıyorlar ve o sulu tükürük ses tellerini nemlendiriyor. Ama doğrudan ses tellerini nemlendirmenin yolu aldığınız havadaki nem oranını yükseltmek. İşte Dr. Vox bu anlamda da bir ihtiyacı karşılıyor. Öbür tarafından, yani kuğu boynu dediğimiz taraftan çektiğiniz zaman doğrudan dışarıdan gelen havanın suyun içinde nemlenerek ses tellerinize gitmesini sağlıyorsunuz. Evet. Tabii burada önemli olan bir konu, suyun çekerken boğazınıza kaçmaması, üflerken de dışarıya püskürmemesi. Bu mekanizma zaten o şekilde düşünülüp mekanizma yapılmış. O şekilde düşünülmüş. Başka bir şeyle mümkün değil. Şimdi şöyle hocam, sözünüzü evet kesiyorum. Ebiltem'de çok bu aralar moda olan bir elinizdeki alet. Çünkü bunun denemeleri yapılma aşamasında birçok da prototipi vardı. Farklı. Çok doğru. Yayın öncesinde de sizinle sohbet ederken dediniz ki yani bu hale gelene kadar o kadar değişik şekillere büründü ki ve birçok denek üzerinde de o değişik şekiller denendi. Suyun boğaza kaçtığı, dışarıya püskürtüldüğü anların oldu hakikaten. Bu artık en mükemmel hale gelmiş tasarım. Evet. Şimdi
Tabii ben bunu son halini oluşturmadan önce dediğiniz gibi Ebiltem'in büyük desteklerini gördük. Ve bir şey daha, ben konservatuvarlarda öğretim üyesiyim, vokoloji dersi veriyorum. Hı hı. Ve tabii işin mutfağında olmanın verdiği avantajla bu cihazlardan konservatuvarda öğretim üyesi olan, şan hocası olan, hı hı, arkadaşlarıma verdim. Ve onlardan şunu rica ettim. Lütfen bunu kullanın. Ve geri bildirin. Ve lütfen bana geri bildirimlerde bulunun ki ben de geliştirebileyim. Hı hı. Yine Ege Üniversitesi'nden Serap Akdeniz hocamızın böyle bir önerisi oldu. Dedi ki ben buna ılık su dolduruyorum dedi. Ilık su tabii ki nefesi daha rahat buharlaştığı için, hı hı, çok daha rahat bir şekilde buharlı bir suyu içinize çekmenize sebep oluyor. Hı hı. Ama dedi dersin başında ılık suyu dolduruyorum veya sıcak suyu dolduruyorum. Dersin sonuna kadar bayağı soğuyor, buz gibi oluyor ve o ilk baştaki harika etkisini ortadan kaldırıyor. Onun üzerine ben yine bir küçük bir ek düşündüm. Artık çantalı bir, evet, cihaz halinde. Bu çanta da yine benim tasarımım olan bir çanta. Bu ek bir termos. Aslında meyve suyu şişelerinin içine konulduğu, hı hı, soğuk tutmak için, hı hı, yapılan çantaların yapıldığı bir materyal var içinde. Alüminyum, sünger ve dış örtü materyali var. Ve bu bunun içine bu şekilde yerleşip sonra fermuar yardımıyla kapatıldığı zaman termos şeklinde hem camı koruması için hem de, hı hı, içerideki sıvının, suyun uzun süre sıcak tutulabilmesi için ediyor, yardımcı oluyor. Bir başka hocamız dedi ki, dedi ben sürekli elimde taşıyorum bunu. Yani bir şekilde iki elimin serbest olmasını istiyorum öğrenciye bir şeyler anlatırken. Onun üzerine küçük bir ekleme daha yaptık. Bir boyun askısı. Bu boyun askısını bu klips kilidin halkalarından bir tanesine takıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde boynunuza asıyorsunuz. Ve iki eliniz serbest. İstediğiniz zaman yapıp tekrar yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde bir noktaya ulaştık. Her derde bir çare bulunmuş. Biraz isterseniz bu artık son aşamaya geldi dediğimiz gibi ve bu yolda giderken Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte nasıl bir yol izlediniz? Evet. Ne tür desteklerden yararlandınız? Biraz da tabii ki yol göstermesi açısından çok farklı konularda daha ilk aşamada olan çalışmaları olabilir değerli hocalarımızın. Biz neler yapıyoruz? Ne şekilde bir yol göstericilik yapmaya çalışıyoruz Ebiltem'de? Buna da bir örnek olması açısından sizden o kesişim noktasını merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Şimdi ben hekimim. Benim bildiğim iş kendi alanımla ilgili, hı hı, bilimsel çalışmalar, faaliyetlerde bulunmak, bir cihaz geliştirmek ve bu cihazla ilgili denemeler yapmak. Hı hı. Fakat ben bundan sonraki adımda tamamen bilgisiz birisiyim. Yani ben bir cihazı ortaya koyduğumda bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. İşte Ebiltem'le yollarımız o noktada kesişti ve benim için çok büyük bir şans oldu Ebiltem'le yollarımın kesişmesi. Patent başvurusu ilk başta hemen güvenliğe, evet, alalım. İlk önce yapılması. İlk önce hemen güvenliğe almalıyız. Panik. Evet, o şekilde. Değil mi? Ve şimdi bana deseniz ki patent başvurusu için bir dosya var. Bunu hazırlayın. Şimdi bir kitap şeklinde bir dosya. Hı hı. Ben o kitabı zaten bir kitap hazırlıyorum vokoloji konusunda. Hı hı. Onu hazırlayacağıma vaktimi öbürüne harcarım. Bunu da insanlığa hediye ederim şeklinde düşünürüm. Sağ olsunlar, ekip son derece hızlı bir şekilde bu hazırlıkları yaptı. Benim kendilerine verdiğim yazı, bilgi, şekil, resimler doğrultusunda, hı, mükemmel bir şekilde patent başvurusunu gerçekleştirdik ve hızla korumaya aldık. Korumaya aldık diyorum çünkü benim bildiğim kadarıyla dünyada ses terapisinde kullanılan bir cihaz yok. Yani bir benzeri yok değil.
böyle bir patentli bir aparat, bir cihaz yok. Yok. O yüzden gerçekten bu benim de sonradan anladığım kadarıyla gerçekten önemli. Çünkü ondan sonra dediler ki, şimdi dediler bununla ilgili ticari kısmını görüşelim. Hı hı. Ben dedim hiç bana bakmayın çünkü çok, hiç o işlerle evet, uğraşamam. Genel böyle oluyor hocam evet. Yaklaşım değerli ondan sonra, hocalarımızın. Ondan sonra ikna ettiler beni, hı hı. Ve bir şirket ortaya çıktı bu cihaz üzerinden. Hı hı. Ve şimdi artık piyasaya çıkma aşamasına gelindi. Tabii öyle bir duruma geldiğinizde ciddi bir motivasyon oluyor. Çünkü ilk başta sadece bir şey iken, tek parça bir ürün iken diyorsunuz ki son kullanıcı için daha neler gerekir? Yani bilimsel kısmından artık gerçekten pratik kullanım kısmına da geliyorsunuz. Evet, evet. İşte şeklinin daha güzel olması için neler yapabiliriz? Evet. Ben dedim ki size yayın öncesinde, izleyicilerimizle hemen ben onu paylaşmak istiyorum. O kadar estetik ve göze o hoş görünüyor ki hocam, hani bu özellikle mi yapıldı, nasıl oldu? Sizin cevabınız çok hakikaten ilgi çekiciydi. Lütfen duyalım tekrar. Şimdi biliyorsunuz ben insan, daha önce görüştüğümüz gibi insan sesiyle ilgili, hı hı, anlamaya, büyük resmi görmeye çalışırken fizik çok ilgimi çekti. Ve hem lineer fizik hem non-lineer fizik, kaos, bunlar gerçekten insan sesiyle ilgili çok ciddi ışık tutan, hı hı, çalışmalar. Ve fizikle uğraşırken karşıma Leonardo çıktı. Leonardo da Vinci'nin yaptığı çalışmalarda altın oranı kullandığını okudum, hı hı, ve altın orana yöneldim. Altın oranın aslında ondan önce yaşamış Fibonacci isimli bir matematikçinin ortaya koyduğu bir sayı dizisinden ortaya çıktığını gördüm ve altın oranın doğada çok fazla karşımıza çıktığını şahit oldum, okudum ve insanların güzellik anlayışında, kadınların, güzel, evet, kadının yüzünde yapılan noktalama işaretleriyle, hı hı, noktalamalarla, bilgisayarda yapılan animasyonlarda oranların yine güzel adı verildiğinde altın orana uyduğunu, bunun, evet, ile ilgili iddialar okudum. Ben de son şekli ortaya çıkarırken, hı hı, altın orandan, Fibonacci dizisindeki sayılardan faydalandım. Yani hakikaten gördüğünüz güzel, evet, olmuş. Gördüğünüz genişlikler, en, boy, şekildeki tesadüf değil. Ölçüler, hayır, tesadüf değil. Hepsi milimetresi, hı hı, seviyesinde, milimetre seviyesinde Fibonacci dizisindeki sayılardan oluşuyor. Evet. hiçbir şey tesadüf değil. Hakikaten çok ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Peki şu anda şirket kuruldu. Bir, evet, Ege Üniversitesi ile bu kurduğunuz şirket arasında bir patent lisanslama sözleşmesi imza aşamasında. Evet. Bundan sonra ne olacak? Ne zaman piyasaya çıkacak inşallah? Eli kulağında. Bundan sonra ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Evet. Çünkü hiç benim tecrübe ettiğim, hayatımda tecrübe ettiğim yaşayarak göreceğiz. Ama ön prototipleri kullanan hastalarım, bunu kullanan şan hocalarımız, hı hı, inanılmaz mutlular. Ve en önemli sordukları şey, öğrencilere bunu nasıl temin edebiliriz? Hı. Çünkü şimdi bir avantajı bu aparatın oldukça sağlam bir camdan imal edilmiş olması ve eğer yere düşürüp kırmazsanız veya üzerine bir şeylerle vurup kırmazsanız, hı hı, ömür boyu kullanabileceğiniz bir aparatınız var. Ve evet, bunu yıkayıp temizleyebilirsiniz. Üzerinde tükürük biyofilmi oluşmuyor. Çünkü silikonda bizim en büyük sıkıntımız üzerinde biyofilm oluşması. Zaten plastik veya benzeri materyaller hiç uygun değil. Sağlık açısından da uygun değil. Ama camın bu konuda bir rakipsizliği var. Cam, evet, materyalin, evet, bir cam rakipsizliği her zaman var. Sağlıklı. Ve yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz, tekrar kullanıyorsunuz.
ne eskiyor, ne üzerinde bir mikrobik bir materyal ömürlük tutuyor. Olacak. Evet, aynı o şekilde. Ve korumak için de tabii çanta, onun için özel dizayn edilmiş bir çanta var. Bu çantanın içine bunu yerleştirdiğimiz zaman hem güvenlik bandı ile korumuş oluyoruz, hem de tam bunun gelebileceği sünger, sert süngerden yapılma bir oyuğu var, bir yuvası var. Ve bunu kapattığımızda bu aksesuarların da koyacak bir yeri var. Bunu kapattığımızda yani 4-5 katlı bir binadan düşse zarar gelmeyecek bir dizayna sahip oldu. Evet, siz de ifade ettiniz, artık programın da sonuna geldik. Şöyle bitirelim. Dediniz ya, konservatuvardaki hocalar da bekliyor, öğrencilerimize nasıl temin edeceğiz. Ve genel olarak da tabii ki sesle ilgili problem yaşayan tüm hastalar aslında buna çok ihtiyaç duyacaklar diye düşünüyorum. Evet. Herkes bekliyor. Biz de hayırlısı olsun diyelim en kısa zamanda. Biz yine Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi olarak sizinle birlikteyiz, yanınızdayız hocam. Bu yolu artık nihayete ulaştıralım hep birlikte. İnşallah. Ve raflarda görelim ürünümüzü. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Evet değerli izleyiciler, bugün yine programımızı noktaladık. Dediğimiz gibi bu süre yine bize yetmedi. Bir dahaki programda bir başka konuyla ve konuğumuzla sizlerle buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.